sorunlarımız vardı muhalefette olmasına rağmen deyip, ki önceki dönemlerde de oldu. 7. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun döneminde de oldu. Böyle bir dönemde Türkiye'yi normalleştirmek istiyoruz. Yani peki bir dakika, bir şey soracağım size. Bir dakika, zaten süreniz kısıtlı. Bize söylediğinizden daha da kısa bir süre sonra gideceksiniz anladığım kadarıyla. 1,5 saati evet, bulmayacak. Şimdi bu kapsamda siparişi yapılan normalleşme ve yumuşama atmosferinin diyor. Siparişi yapılan normalleşme ve yumuşama atmosferi ne demek? Yani bunu bir genel başkanın, Özgür Özel'in mesajlarını bizle paylaştığınız için soruyorum. Devlet Bahçeli'nin bu ifadesini nasıl karşıladı genel başkan? Efendim bir defa tekrar ifade edeyim. Aşırı önemsediğimiz bir açıklama olmadığını bilmenizi isteriz. Ancak siparişi yapılmış falan, bunlar böyle gerçekten çok komplo teorileri. Biz birinci parti olacağımızı yerel seçimden önce görüyorduk. Ve yurt gezilerinde de ben de genel başkanımıza eşlik ediyordum. O gün birinci parti olursak, başarılı çıkarsak, o günlerde bu fikir teatileri yapılıyordu. Ve Türkiye için yeni bir adım atılabilir düşüncesi vardı. İş ta döndü, dolaştı, geldi. Koalisyon mu kuracaklar, bakanlık mı paylaşılacaklara kadar geldi. Dolayısıyla öyle siparişle falan yapılmış bir şey yok. Bunlar komplo teorisi. Peki şu soruyu da sorayım siz ayrılmadan evvel. Şimdi bugün en bu konuyla ilgili endişeleri derli toplu dile getiren kişilerden biri, az sonra Cemal Engyurt'la da konuşacağız ama Salih Uzun, gene Demokrat Parti milletvekili, diyor ki 22 yıl kesintisiz iktidarda oldular, batırdılar. Ondan sonra şimdi beceriksizliğin sorumluluğunu bu ekonomi konusunda CHP'ye yükleyecekler. Hatta vatandaşa hayatı zehir edecek acı reçeteleri de, bakın biz CHP ile birlikte karar verdik bunları uygulamaya deyip bu şekilde CHP'yi kullanacaklar. Buna izin vermemek lazım diyor. Sizin bununla şimdi ilgili... Görüşüm şu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi kullanılacaksa, Cumhuriyet Halk Partisi bundan bir zarar görecekse, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kökünden, ocağından yetişmiş bir kişi olarak, bir milletvekili olarak bundan ben rahatsızlık duyuyorum. Yani Salih Bey benim çok sevdiğim, saydığım biri. Biraz önce de genel kurulda oradaydık ama Demokrat Parti açısından bir durum yok burada. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak kullanılmadığımızı, içinde bulunduğumuz bu muhalefet partisi olma enstrümanını halkımızın yararına kullandığımızı düşünüyoruz ki sokaktan da bu tepkiyi alıyoruz. Bakın, seçime 4 sene var Ece Hanım. Seçime 4 sene, yani zamanında yapılırsa 4 sene. Erken seçim tartışması ayrı. Şöyle bir düşünce içerisinde değiliz. Anlaşılmak tabii biraz güç ama biz bunun ısrarcısı olacağız. Biz bırakalım, salalım, iktidar ne yaparsa yapsın, hatta memlekette işler çok daha kötüye gitsin. Dolayısıyla bizim iktidar olmamız kolaylaşsın. Biz yapılacak ilk seçimde iktidar olacağımızı düşünüyoruz. Yapılacak ilk seçim demişken Umut Bey, şeyi soracağım. Erken seçim, aba altından sopa gösterdi. Ben erken seçim çağrısı her an yapabilirim algısı yarattı Bahçeli deniyor. Sizin böyle bir algınız oldu mu yazdıklarını okuyunca Sayın Bahçeli'nin? Yani erken seçim... Hayır, olmadı. Çünkü zaten metin 2 sayfa hemen hemen. Böyle metnin 1/3 kısmında söylenecekler bitiyor. Ondan sonra da işte geniş tabanlı bir kanun tekliflerine destek vereceğiz. Onu yapacağız, bunu yapacağız diye devam ediyor. Yani biz öyle bir mesaj almadık. Biz metnin geneline çok büyük bir anlam yüklemedik. Yani bir gün yüzlük fotoğrafı, sonra Semih Yalçın'ın açıklaması, sonra Bahçeli'nin bu açıklaması. Yani karşı bir cevap vermemiz gerekirse, tekrar ifade edeyim, yine memleketin yakıcı sorunlarıyla ilgili soru sorar veya görüş önerisinde bulunuruz, önerimizi sunarız. Son sorum, geçen görüşme sonrasında çok somut bir şey olmuştu. Ne olmuştu? 28 Şubat davası dolayısıyla hapiste bulunan generallerimiz tahliye edilmişti. Şimdi bu görüşme sonrası çok somut bir şey bekleyelim mi birkaç gün içerisinde? Şimdi şöyle, aslında generallerin tahliye edilmesi de ilk görüşmedeki ana gündem başlıklarından bir tanesi değildi. İlk görüşmenin ve ikinci görüşmenin gündem maddeleriyle ilgili toplu bir şekilde bu meseleye bakmak lazım. Tekrar ifade ediyorum,
artık biz Türkiye'de yapılan son seçimin birinci partisi olarak üzerimize düşeni yaptığımızı düşünüyoruz. Gittik, kabul ettik, nezaketli bir şekilde gittik, nezaketli bir şekilde kabul ettik. Bunları yaparken de üstünde durduğumuz konularla ilgili toplumsal bir baskı yaratmak için her türlü enstrümanı kullandık. Bugün hala genel başkanımız Amasya'daydı, Anadolu illerindeydi. Yarın İstanbul'da olacak, sınırsız bir programı var. Dolayısıyla bir sonuç çıkacak mı, çıkmayacak mı? Bunu Adalet ve Kalkınma Partisi söyleyecek. Ha, bir sonuç çıkarsa ne olur? Bir sonuç çıkarsa biz de o zaman sokağa gideriz, deriz ki siz bize bunu 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 söylemiştiniz, biz bunların peşine düştük, buyurun sonuç. Sonuç çıkmazsa ne olur? Sonuç çıkmazsa deriz ki bak biz gittik, bunların tümünü söyledik ama bu taraftan hani taştan kayadan ses geldi, bunlardan ses gelmedi. Ece Hanım, buradaki mesele şu, çok güzel bir söz var. Anlamak zahmetli bir iştir. Emek, gayret, samimiyet ister. Yanlış anlamak kolaydır. Biraz kötü niyet yeter diye. Yanlış anlayanlar şöyle söylüyor. Sanki biz işi, gücü bıraktık. Genel merkezi, parti örgütlerini kapattık. Hiçbir iş güç yapmıyoruz. Sadece bu görüşmeleri yapıyoruz. Kukuman kuşu gibi sonuç bekliyoruz. Algısı yaratmak isteyenler var. Biz bu noktada değiliz. Biz hem mücadele ediyoruz hem de bu konuları iktidarla konuştukta ne oldu? Ya 1,5 saat o gün konuştuk, 1,5 saat dün konuştuk. Toplamda iki lider 3 saat konuştu. Hani bir laf vardır ya, taş attığında kolun mu yoruldu? Taş attık da kolumuz mu yoruldu? Memleketin konuları iki lider arasında konuşuldu. Geldiğimiz nokta neresi? Geldiğimiz nokta artık iktidar tarafının bir cevap verme durumu ortaya çıkıyor. Şimdi bunu bekliyoruz. Uygulamaya gelince, hani lafla peynir gemisi yürümüyor ya canım. Uygulamaya gelince, bakın biz bunun örneklerinden bir tanesini Türkiye Belediyeler Birliği seçiminde gösterdik. Türkiye Belediyeler Birliği'nde 868 delege vardı. 448'i Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Yani ne demek? Cumhuriyet Halk Partisi %50'den fazla delegeyi elinde bulunduruyor idi. Orada istediğini seçer, istediğini alır, istediğini verirdi. Biz şunu biliyoruz. Aynı konumda iktidar partisi olsa bunu böyle yapar. Yani sanki biz bir farkında değilmişiz, bir saflık içindeymişiz gibi düşünülmesin. Bizim içinde bulunduğumuz durum itidarlı bir iyimserlikti. Ne yaptık biliyor musunuz? 814 üyesi var. 8'ini Cumhuriyet Halk Partisi aldı. Diğer partilerde DEM, MHP ve DEM ve aldı, Yeniden Refah aldı, İyi Parti aldı. AK Parti ile MHP'ye dedik ki gelin kardeşim siz de buraya üye verin. Burası bizim babamızın çiftliği değil ki. Evet. Biz devleti de bu anlayışla yöneteceğiz. Sonuçta ne oldu? Uygulamalı olduğu için söylüyorum. Evet. Vermediler. Kendileri bilirler. Biz bu görüşteyiz. Biz bu anlayıştayız. Biz enflasyon, yüksek faiz, pahalılık, düşük ücret, işsizlik, kadın cinayetleri, adaletsizlik gibi her meselenin farkındayız ve gereğini yapıyoruz. Bir yandan da bu görüşmeleri yaptık. Sayın Bahçeli'nin bu açıklamalarına da çok özel bir önem atfediyor değiliz. Çok teşekkürler. Size kolay gelsin. Hemen Cemal Engin Yurt'a döneceğim çünkü ciddi bir beklenti var. Bahçeli